basınımızın değerli temsilcileri. Katılımınız için sizlere ve yanımda yer alarak destek veren çok kıymetli mesai arkadaşlarım, muhtarlarımıza öncelikle çok teşekkür ederim. Sizleri buraya davet etme sebebim 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Çanakkale Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'nda Kent Konseyi Başkanlığına adaylığımı açıklamaktır. Çanakkale Kent Konseyi'ni yerel demokrasinin güçlenip gelişebilmesi için yurttaşların karar verme süreçlerine yüksek oranda katıldığı, her türlü proje ve uygulamayı sorgulayabildiği bir yerel yönetişim birimi haline getirmek için adayım. Çanakkale Kent Konseyi'nin kent sorunları hakkında kimseyi ötekileştirmeden ortak aklı arayan, geleceğe dair projeleri, vizyonu olan, bilimi referans alan bir yapı olabilmesi için adayım. Kent Konseyi'nin temel amaçlarından olan kentin ve kentlinin hak ve hukukunu korumak, hemşericilik bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen bir anlayışla gece gündüz çalışmak için adayım. Bu nedenle Çanakkale Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'na katılacak olan tüm temsilcilerimizin desteğini sadece seçimi kazanmak için değil, Çanakkale'mizin geleceğinde de birlikte söz sahibi olabilmek adına talibim. Çanakkale Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olacak tüm hemşerilerime şimdiden başarılar diliyorum. Kazanan Çanakkale olsun. Biliyorsunuz seçimli genel kurul tarihleri, takvimi Kent Konseyi tarafından STK'lara bildirildi. İlgililerine dağıtımları yapıldı. Ayrıca gazete ilanı ile açık ilan şeklinde de bu tekrarlandı. Bu temsilci yazıları, bu derneklerin, katılımcıların temsilci yazıları 31 Ağustos gününe dahil saat 17'ye kadar, 30'unda da resmi tatil olmasına rağmen bildiğim kadarıyla açık görevleri başındalar arkadaşlar, mesai yapıyorlar, iletilmesi gerekiyor. Bu süreçten sonra temsilci bildirmeyenler için oy kullanma hakları mümkün olmayacak. Bu süreçte dikkate alınması gereken bir husus. Dediğimiz gibi 30-31'i de bu en son tarih olarak ikazda bulmamız, uyarmamız gerekiyor. Temsilci yazıları karar defterlerine alınarak, bu karar defterlerde alınan kararın fotokopisiyle birlikte, üst yazısıyla konseye bildirilmesi gerekiyor. Böylelikle de bu temsilciler oy hakkına sahip olacaklar. Bu ikazda da bulunmuş olalım. İstediğiniz süreçle ilgili... ...20 civarında derneğimiz var. Bununla birlikte tabii muhtarlarımız, vakıflarımız, sendikalarımız, odalarımız, resmi kurum temsilcileri, valilik ve belediyenin tematik meclislerin toplantıları da dahil olmak üzere mahalle meclisimiz zaten en başta. Katılmak ve oradaki fikirlerimizi, görüşlerimizi, katkılarımızı sunmaya çalıştık. Yeni bir süreç değil benim için. Sayın Bey döneminde de bu sürecin içerisindeydim. Engin Bey döneminde de aynı şekilde sürecin içerisinde olmaya çalıştım. Yapılar hakkında ve onların bu çalışmaları hakkında şöyle söyleyebilirim. Tabii ki her biri başarılı olmak, Çanakkale'ye katkı sunmak için aday oldular. Bunları kamuoyu takdir edecektir. Uzun süreli bir başkanlık dönemi Sayın Bey gerçekleştirdi. Bu dönem içerisinde mutlaka başarılı çalışmaları vardır, takdir ettiğimiz çalışmaları vardır. Bununla birlikte artık hani yenilenmenin, bir değişimin, yeni fikirlerin de Kent Konseyi'nde yer bulması açısından bir değişimin gerektiğini düşünmüştük. O dönemde de bunu kendileriyle de paylaşmıştık. Engin Bey'in döneminde ise dediğimiz gibi bu ne yazık ki Kent Konseyi tam doğru anlaşılamamasından da kaynaklı herhalde. Bir kullanılacak bir maşa mı zannedildi bilmiyorum ama bu Kent Konseyi'ne zarar verdi. Ayrışmalara ve kutuplaşmalara sebep oldu. Burada bizim dönemimizde bunu olmaması için çalışacağız. Birlikteliğimiz, bizim de bir geçmişimiz var. Mahalle muhtarıyız. Arkadaşlarımız da bu konuda bilgili ve tecrübeliler. Biz de şunu biliyoruz ki her vatandaşın sorununa tarafsız yaklaşmak ve onun çözümünü aramak gibi bir eğilim var muhtarlarda. Bizim dönemimizde uzlaşı, ortak akıl ve bilimi referans alan bir yönetim anlayışı ortada olacak. Diğerlerinden fark demeyeyim. Onlar da bu şekilde çalışmışlardır ama bizim üzerinde
yoğun bir çaba sarf edeceğimiz görüşmeyi.